değerli hocam Profesör Doktor Ersan Boçtuoğlu, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcımız, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız ve siz değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Avrupa Birliği COVID günleri kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Biz de giriş konuşmalarını yapıyoruz. Biraz sonra değerli katılımcılar tarafından ve bir panel sunulacak. Orada konu enine boyuna masaya yatırılacak, tartışılacak. Öncelikle Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanımız Sayın Suat Hacısaylıoğlu'na da teşekkür ediyorum. Nazik davetlerinden ötürü. Benden önceki konuşmacılar tarafından çok detaylı bilgiler verildi. Sayın Genel Sekreterimiz üniversitelerin özellikle KOBİ'lerin gelişmesindeki etkisinden bahsetti. Ve değerli hocam Triple Helix modelini bize anlattı. Ve çok önemli vurgularda bulundu. Devlet, KOBİ ve üniversite birlikte bu sarmalı oluşturduğunda Türkiye'nin de KOBİ'ler alanında önü büyük anlamda açılacaktır. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası şimdiye kadar bu konuya oldukça önem verdi. Büyük faaliyetlerle, etkinliklerle çeşitli çalışmalar, programlar ve projeler düzenlendi. Şimdiye kadar yapmış olduğu projelere, çalışmalarına baktığımızda yeni iş kurma ve iş geliştirme anlamında işte pazar nasıl tanınır, rekabetçiler nasıl tanınır, yeni gelişmeler nasıl değerlendirilir, iş kuranlar kendi yeteneklerini nasıl keşfeder ve yeni proje ve iş geliştirmede nasıl bir yöntem izlenir, bunun çeşitli oturumlarda ve eğitim programlarında dile getirildi ve bunun özellikle Trabzon'daki sanayinin ve ekonominin gelişmesinde çok büyük katkısı var. Çeşitli rakamlar aktarıldı KOBİ'lerle ilgili olarak. Ülkemizdeki işletmelerin %99,77'sini oluşturmakta KOBİ'ler. Ve galiba böyle de devam edecek. Çünkü kültürel kodlar bunu da biraz tetikliyor. Çünkü başka bir veri de var. O da şu OECD ülkeleri arasında mesela kadın istihdam açısından bakıldığında kadın çalışanlarının büyük bir çoğunluğu, büyük bir oranda kendi işinin patronu aynı zamanda. Yani biz de genelde küçük olsun, benim olsun, böyle yavaş yavaş ilerleyelim, daha emin adımlarla devam edeyim şeklinde bir korumacı yaklaşım da var. Bunun dezavantajları mutlaka vardır ama bu eğitimlerle beraber mutlaka avantaja dönüştürülebilecek yanları da hiç kuşkusuz olacaktır. İhracat verilerimizde KOBİ'lerin toplam ülke ihracatındaki payının gittikçe arttığını da görmekteyiz. Tabii üretim yapmak yeterli değil hiç kuşkusuz. Ürettiğini satabilmek, pazar bulabilmek bunlar çok önemli. Biz şimdiye kadar birçok çalışmada özellikle kadın girişimcilerin ürettiklerini satamadıkları, işte pazar bulmada zorluk çektikleri alanlarda birçok fikir değiştirdik. Ben daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı olarak da görev yapmıştım. Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü kapsamında bu tür çalışmalara el atmıştık. Trabzon'da ihracat yapan 400 firmanın olduğunu biliyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Daha gelişmesi, daha iyi pazarlara açılması, çalışmaların iyileştirilmesi, iş alanlarının gelişmesi mutlaka bu tür çalışmaların etkisiyle daha anlamlı olacaktır. Bu alanda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası büyük bir çaba vermektedir. İş geliştirmeniz kuşkusuz çok altın kurallar var. O altın kurallar burada masaya yatırılacak. Biz de Avrasya Üniversitesi olarak altın kuralların peşindeyiz hiç kuşkusuz. Yeni kurulduk, daha 5 yaşındayız. Ama hedeflerimiz ve ortaya koyduğumuz vizyon oldukça geniş. Biz Avrasya Üniversitesi olarak Ticaret Sanayi Odası ile beraber bir protokol imzaladık. Mentörlük programı. Hatta ben bunu bir ders olarak da senatodan hızlı bir şekilde karar alarak koydum. Şimdilik iyi gidiyor ama daha gelişecek, daha iyi olacak bu ders. Amacımız şu. Kendi yetiştirdiğimiz öğrenciler daha eğitim sürecindeyken
iş kurmuş, başarılı olmuş, ihracat yapan bu firma sahipleriyle bir araya gelsinler, deneyimlerini paylaşsınlar, bu altın kuralların peşine düşsünler. Çünkü iki türlü oluyor öğrencilerimizin duygu ve tutumları. Bir tanesi çok pesimist, olumlu, bazıları da çok karamsar. İkisi arasında gidip geliyorlar. Özellikle İktisadi İdari Bilimler Fakültemizde öğrencilerimizle oturup konuştuğumuzda bunları görüyoruz. Şimdi biz istedik ki öğrencilerimiz 3. sınıfta, 4. sınıfta iş adamları, iş kadınları, Trabzon'un önde gelenleriyle birlikte olsunlar, deneyimlerini paylaşsınlar ve başarıyı nasıl elde ettiler bunu görebilsinler. Böyle bir çalışmanın içine girdik ve iyi adımlarla devam ediyoruz. Çünkü bu mentorluğa baktığımızda bu yeni bir şey değil. Çok eski yöntemlerden birisi. Ve günümüzde mentorluk sistemlerinin katkısı olmadan çalışanlarının yetenek ve potansiyellerini yeterince geliştirebildikleri düşünülemez. Bir başka çalışma da yaptık. O da işbaşı eğitimi, iş kurum. Şimdi devletimizin o kadar büyük imkanları var ki ya bunlardan yararlanamıyoruz bilmediğimiz için ya da biliyoruz ama süreçte bazı sıkıntılar var. Şimdi İşkur diyor ki, işbaşı eğitim diye bir program başlattım. Üniversite öğrencileri bu programdan yararlanabilirler. Eğitimleri sırasında çalışmaya başlarlarsa eğer, mesela bunu staj gibi düşünün, ben onların hem sigortalarını ödeyeceğim hem de ben onlara maaş vereceğim. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Biz de hemen bunun peşine düştük, protokollerimizi imzaladık ve işverenlerle iletişime geçtik. Çünkü bir işveren olarak da sigortasını devletin verdiği ve maaşını devletin verdiği bir kişiyi çalıştırıyorlaracaksınız. Ben işveren olsaydım herhalde çok mutlu olurdum. Ama karşılaştığımız durum biraz bunun aksi gibi. Gerçi moralimizi hiç bozmadık, devam ediyoruz. İşverenler bazen istemiyorlar. Diyorlar ki ben İşkur'la uğraşamam. Bazı evraklar istiyor sürekli bir şekilde. Onları verip almakta problem yaşıyorlar. Ya da bazı belge sunmak zorundalar. İşte hocamın da bahsettiği gibi o dağların tepesindeki izlenen koyunlar misali. Tüm belgelerini de vermek istemiyorlar. Bu da bizim bir şeyimiz oluyor. Bir sınırlılık olmuş oluyor bu anlamda. Ama önümüzdeki süreçte bunları da yavaş yavaş aşmayı planlıyoruz. Mentörlük programımızdan şu anda 112 öğrencimiz faydalanıyor ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı iş kadın, iş adamlarımız 90 mentor bu programda görev almış durumda. İşbaşı eğitimimize geldiğimizde de şu anda toplam 28 öğrencimizi ancak bundan faydalandırabildik. Onlardan 15 tanesi Avrasya Üniversitesi olarak biz aldık. Yani biz kendi öğrencimizi çalıştırıyoruz bu şekilde. Devam ediyor. Şu anda üniversitemizin 6000 öğrencisi var. Ve amacımız tabii ki ülkemize ve dünyaya yetişmiş kaliteli elemanlarla hizmet etmek. 7 programımız var. Mühendislik Fakültesi'nde ve Mimarlık Fakültemizde de 2 programımız mevcut. Fener İber Fakültemizde 6 programımız bulunmakta. Mesela moleküler biyoloji ve genetik. Dünyada en fazla talep edilen bölümlerden bir tanesi de bizim mezunlarımız hemen yüksek lisansa başlattı. Şimdi planlarımızı yaparken de Türkiye olarak artık Türkiye'ye odaklı plan yapmamamız gerekiyor. Yani bu çok çok önemli. Artık o dönem geçti. Planlarımızı dünyaya göre yapmamız lazım. Mesela Avrupa Birliği'nin gittikçe yaşlandığını biliyoruz orada yaşayan nüfusun. Peki oradaki laboratuvarlar, oradaki işler, fabrikalar, burada kim çalışacak? Tabii ki biz çalışacağız. Bizim yetişmiş nitelikli elemanlarımız. Onun için planlamayı yaparken Türkiye sınırlarını aşıp Avrasya bölgesi, Avrupa bölgesine kadar geniş coğrafyadaki iş imkanlarını, istihdam imkanlarını düşünmek zorundayız. Tabii bu arada uluslararası öğrencilere de kapılarımızı araladık. Ben 6-7 ay oldu rektör olalı. O zamana kadar yabancı öğrencimiz yoktu. Ama hızlı bir şekilde bir çalışma başlattık. Yaptığımız şey de inanın ki sadece web sitemizi
başvurabilecekleri bir buton koymak, bir düğme, seçenek. Online. Apply now diye koyduk ve hemen 1-2 ay içerisinde 325 öğrenci bize başvuru yaptı. Tabii elemeler ve vakit çok dardı ve elemeler ve başvuruları takip etme, konsolosluklarla iletişime girdikten sonra biz bunlardan 58 tane öğrencimizi Avrasya Üniversitesi'ne aldık. 28 farklı ülkeden öğrencilerimiz var ve bunlar eğitim gördükten sonra da gönül elçisi olarak, Trabzon'un gönül elçisi olarak ülkelerine gidecekler. Yani planlama yaparken hem bizim gidebileceğimiz hem de bize gelebilecek o potansiyeli düşünüp yola çıkmak gerekiyor. Tabii sadece mevcut bize kayıtlı öğrencilerimizle ilgili programları değil, yaşam boyu öğrenme merkezimiz yoluyla da tüm vatandaşlarımıza da artık kapılarımızı açtık Avrasya Üniversitesi olarak. Artık bu üçüncü nesil üniversiteler sadece kendi öğrencileri, o üniversiteyi kazanan öğrencilere değil toplumun tümüne hitap edici programları yürütüyorlar. Anne Üniversitesi adı altında bir üniversite başlattık. Daha önce okuyamamış, bir şekilde eğitimi yarıda kalmış kadınlarımızı ihtiyaç duydukları alanda eğitmek için programlar başlattık. Üniversiteye geliyorlar ve inanın mevcut öğrencilerimizden çok çok daha dikkatli. Kalem kağıtla tüm notları alıyorlar, cep telefonlarıyla slaytların fotoğrafını çekiyorlar, evde çalışsınlar diye, çünkü sınav da var. Heyecanlı bir şekilde bu programda devam ediyor. Bu programın farklı versiyonlarını da açacağız ileriki günlerde. Teknokent kurma ile ilgili planımız da var. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz öncelikle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yapılanmasını izledik, gördük. Yani yaptığımız çalışmalar kesinlikle işte bir alternatif oluşturma çabası değil. Eksik yerleri tamamlamak. Biz bunun bu büyük, devasa Trabzon'a en büyük katkıyı veren üniversitemize biz de nasıl destek olabiliriz? Bizim çalışmalarımız da o yönde devam ediyor. Daha çok uluslararası firmaların gelebileceği, yani bizim kurmayı planladığımız teknokent biraz daha farklı. Mesela Almanya'daki bazı işletmelerle iletişime girdik. Onlar da biz buradaki yapacağımız çalışma bittiğinde hemen hızlı gelip görev alabilecekler. Böylece yurt dışındaki firmaların yereldeki firmalarla kolaylıkla irtibat ve iletişim oluşturacakları, kuracakları bir yapı üzerinde devam ediyoruz. Ar-Ge hiç kuşkusuz, Ar-Ge ve inovasyon başarının en önemli anahtarlarından bir tanesi üniversiteler için. Biz daha 5 yaşındayız, yani daha küçüğüz. Hocam kurulan üniversitelerden bahsetti. Bütün üniversiteler, Avrupa'daki, Amerika'da, dünyadaki tüm üniversiteler her zaman küçük bir yerde, küçük bir binada kuruldu. Bazen iki odalı bir binada ve giderek gelişti. Yani 150 yıllık bir üniversiteye gidiyorsunuz, geziyorsunuz. Orada hemen gösteriyorlar işte bu üniversite bu binada kurulmuştu. Küçücük bir bina, daha sonra gelişti. Yani Türkiye aslında çok geç kaldı. Bazen eleştiriliyor işte tabela üniversitesi şu eksikliği var, bu eksikliği var. Ama bu böyledir zaten. Mesela yeni bir doğan çocuk hemen hemen yetişkin olamaz. Bir süreç vardır. Emekler, yürümeyi öğrenir, konuşmayı öğrenir. Biz bu keşke daha önce doğmuş olsalardı. Şu anda daha köklü bir durumda olacaktık. Daha önemli bir pozisyonda olacaktık dünyada. Ama gidişatımız iyi. Bazı sıkıntılarımız var. Onlar da mutlaka aşılacaktır önümüzdeki günlerde. Henüz 5 yaşındayız dedim. Hepinizi bu vesileyle kuruluş yıl dönümümüze de davet etmek istiyoruz. 25 Kasım Çarşamba günü Ramada Otel'de saat 16'da kuruluş yıl dönümümüzü kutlayacağız. Hepinizi orada görmek bizi onurlandırır gerçekten. Ben hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Avrupa Birliği COVID günleri kapsamında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın tarafından gerçekleştirilen bu programın hayırlı olmasını diliyorum. Biz de üniversite olarak bunun neresinde olursa, katkımız hangi yönde olacaksa orada hazır bulunacağımıza tahayyül etmek istiyorum. Saygılarım.